Kayıttayız Sayıncım. Sayınç burada kayıttayız bak. Heyo, bizi özlediniz mi? Kamera şurada bir daha atalım. Şuna bakacaksın. Heyo, biz geldik, bizi özlediniz mi? Merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi yeni bir peynir çıktı. Flora diye. Flora peyniri. Nereden aldık bu peyniri? Vegan. Vegan dünyası mı? Vegan bakkal mı? Dükkan mı? Bakkal mı? Orada bir şeyden aldık. Yani zaten Flora yazınca çıkar. Bu İtalyan mozzarella'sı ve evyeni. Bugün size bununla birlikte pizza yapacağız. Oo. Ama zaten ilk hamuru şu an açacağım. Hamur zaten hazırdı. Kendisi buzlukta bekliyordu. Ama eğer çok isterseniz, acayip bir istek gelirse size vegan bir pizza hamuru nasıl yapılır onu da videosunu ayrıca çekeriz. Onu deneyeceğiz. Birkaç tane daha çeşit peynir var. Bunu özellikle çok merak ettim. Çünkü evyen peynir önemli bir şey. Bir de içerik olarak da gerçekten fena değil. Şimdi nasıl eriyip nasıl tadı olduğunu bakacağız. Genelde çünkü yağ deposu oluyorlar ve vegan peynir tüketmiyoruz. Sizin için bir deneyelim dedik. Evet, yani yağ deposu dediğin için aklıma geldi. Hemen besin tablosuna bakıyorum. 100 gramda 19 gramı yağ olarak görünüyor. Bir porsiyon içinde 45 gram öneriyor ve onun içinde 8,5 gramı falan tekabül ediyor aşağı yukarı. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sayınç. Sayınç şöyle bir hareket yap, biz geçiş yapalım. El sallaya bakalım. Şuraya el sallayabiliyor musun? Evet, Sayınç'ın ilk... salladın mı? Hadi o zaman. Geçiyoruz. Bunu söylemeyi unuttum. Bir de Vapi'nin Rose Vif'ini aldık. Onu da deneyeceğiz. Sıfır kolesterol tabii ki. Bu da vegan. Hemen bir besin içeriğine de bakalım. Evet, %10 yağ barındırıyor. Karbonhidratı 5 gram, proteini de 27 gram görünüyor burada 100 gram için. Malzemelerimiz peynirimiz, domatesimiz, biberimiz. Ayrıca ben peynir açacağız hazır. Buzlukta da İzmir kumrularımız vardı. Onları da bir sandviç yaparız diye düşündüm. Malzemelerimizde Maçkuç abi de var. İki tane biberimiz, bir tane domatesimiz. Vaskuçlu pizza. Onları yıkamıştım. Aynen. Önce fırını açarak başlamakta fayda var bence. Ve pizza tabanlarımızı önce açıp yerleştirerek başlıyorum. Şimdilik hemen peynirimi dilimleyerek başlıyorum. Açılışı güzel gibi. Hemen bir tadına bakalım. Var. Evet, peynir hissiyatı gerçekten var. Şimdi ne kadar da eriyebileceğini öngöremediğimiz için bunları biraz inceltiyorum. Bir tanesini sadece peynirli yapacağım. Bir tanesini sadece rose leafli. Öbürünü karışık. Hızlı erimesi için aslında peyniri küçültüyorum. Evet, rende de güzel bir alternatif. Önce peynirlerimi koyuyorum. Bir tanesine bayağı peynir dolduracağım. Tabağımda tabii ki domates sos var bu arada. Peynirli işim bitti. Hemen rose leaflerimi şey ettiriyorum. Bir tanesini, evet, sadece rose leafli demiştim ama bir tanesini sadece rose leafli yapmadım. Ayıp bana. Öbürlerine ekleyelim o peynirlere de. Ne anlayacaksınız bundan bilmiyorum ama. Şimdi biberlerimi kesmeye başlıyorum. Biberlerin çekirdeklerini muhakkak ki çıkartacağız. Şöyle biberleri de uzun bence. Güzel olur. Kenarlarda birer birer. Şimdi domateslerin çekirdeğini çıkartıyoruz muhakkak ki. Lütfen bunu atlamayınız. Sulandırmaması için mama dansı yapanlarda Haskuş Bey var. Bu kokudan bence şey yiyoruz sanıyorlar ama yemiyoruz. Aynen, hem arıyor. Arıyor şu an. Yani kokuyla eşleşen gerçek ürün ortada yok. Gerçekten. Ve pizzalar hazır. Şöyle size tepsimi göstermek isterim. Çok tatlış. 180 derecede açtım fırınıma. Kendilerini yerleştiriyorum. Şimdilik alıyoruz pizzalarımızı. Hazır mısınız? Çok heyecanlı. Ay ay ay. Bakınız gerçekten çok güzel erimişler. Şöyle. Hemen peynirliyi alıyorum önce. Şunları bir dilimleyelim. Buna göre duruma bakalım. Gerçekten harika erimiş. Ama tabii ki çok sıcak. Diğerlerini keseceğim birazdan. Hemen şunu şöyle bir yapalım ki
Bir hazırda dursun. Neye güldün Saniş? Biraz beklemezsek bence yeme ihtimalimiz yok. Ben o arada diğerlerine rokayla süsleyeyim. Şimdi soğuyan pizzamız için ilk atışı yapıyorum. Burcuma geliyor musun? Hazır mısınız? Ve pizzamızın tadımı için hazırız ve heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. Çok bayılmadım. Ben de peynire çok şey yapmadım ama biberle birleştiği tat bayağı aslında şeyi andırıyor direkt. Bak şimdi ama yedikten sonra ağzımda güzel bir tat, ağzımda evet. Güzel bir şu anda bıraktı. Bence de kesin malzeme içine girdiği zaman normal bir pizzanın ayrılma şansı olmayacak. Evet, güzel bence. Evet, tavsiye ediyorum. Çünkü yedikten sonra ağızda gerçekten güzel bir tat bıraktı. Bunu şimdi rose wifli ve üstüne roka ile süsleyerek denediğimizde eminim ki harika olacak. Flora başarılı. Bir sonraki videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de biliyorsunuz bir tane bir katıl butonumuz var. Ona da basmayı lütfen unutmayınız. Sevgiyle kalınız, hoşça kalınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Çekirdeklerini tek tek bulmaya. Yolda inciri görmüş, gitmiş onun yanına. Nerede çekirdeklerim, sende mi ki acaba? İncir buna çok gülmüş. Çok seviyorum bu şarkıyı.